Adam karla kaplı ormanda dev bir kurtla karşılaştı. Yolun sonuna geldiğinin farkındaydı. Fakat sonra öyle bir şey oldu ki duyanlar hayretler içinde kaldı. Alaska'da bir kasabada yaşayan David, 70'li yaşlarına gelmiş çalışkan bir adamdı. İlerlemiş yaşına rağmen halen daha kasabanın dışında bir kereste fabrikasında çalışıyordu. Yoğun bir günün ardından eve dönüş yolundaydı. O gün bacakları yaşlı adamı taşıyamayacak kadar yorulmuştu. O da etrafından dolaşmak yerine kestirme olduğu için ormanın içinden gitmeye karar verdi. Ancak verdiği bu karardan kısa zaman içinde pişman olacağını o an bilmiyordu. Soğuk bir kış günüydü. Akşam olmak üzereydi. Karanlık çökmeden eve varmak isteyen David, elinden geldiğince hızlı bir şekilde yürürken ağaçların arasından aniden geçen bir gölge fark etti. Bu belki zihninin ona oynadığı bir oyundu ama adam tedirgin olmuştu. Seri adımlarla yoluna devam ederken karlar altındaki ormanın sessizliğinde tiz bir uluma sesiyle irkildi. Çok yakında içini kaplayan bu korkunun haksız olmadığını yaşayarak görecekti. David koşmaya başladı fakat artık çok geçti. Vahşi bir kurt ağaçların arasından çıkarak tam karşısına dikildi. Dişini gösterip hırlayarak tüm tehditkarlığıyla adamın gözünün içine bakıyordu. David durmak zorunda kalmıştı. Artık yolun sonuna geldiğini o da biliyordu. Bildiği tüm duaları etmeye başlamıştı ki o sırada büyük bir mucize gerçekleşti. Devasa bir kartal çığlıklar atarak gökyüzünden dalışa geçip kurdun üzerine atıldı. Pençelerini geçirip güçlü gagasıyla ona saldırmaya başladı. İki yırtıcı arasında yaşanan kıyasıya mücadele sonrası kurt bu savaşı kaybederek ormanın içine doğru kaçarak gözden kayboldu. Dehşet içinde kalan adam onu kurtaran kartalla göz göze geldi. Hayvan kurdu kaçırmayı başarmıştı. Peki bunu neden yapmıştı? Yoksa o da David'e saldıracak mıydı? Tüm bunların cevabını birazdan öğrenecekti. Kartal belli bir mesafede durmuş, hiçbir şey olmamış gibi tüylerini temizliyordu. Adam bir an kaçmayı geçirdi aklından ama sonra gözü kartalın bacağındaki halkaya takıldı. David büyük bir duygu seli yaşayarak gözyaşları içinde yere yığıldı. Kafasında tüm parçalar birleşmiş, adam tüm bu olayların sebebini anlamıştı. Duyduğunuzda siz de kulaklarınıza inanamayacaksınız. Bundan 15 yıl önce David çeşit çeşit kuşların satıldığı bir pazarda gezerken satıcının elinde birkaç günlük yavru bir kartal görmüştü. Çok fazla para istemesine rağmen David son derece zayıf düşmüş ve hasta görünen hayvana acıyıp neredeyse bir aylık maaşından daha fazlasını vererek onu satın alıp eve götürdü. Onu hayatta tutabilmek için elinden geleni yapan adam yaklaşık 2 yıl bakıp büyüttükten sonra kartalı doğaya saldı. Ancak bunu yapmadan önce bir gün belki tekrar karşılaşırsa onu tanıyabilmek için hayvanın bacağına küçük bir halka takmıştı. Ve 15 yıl önce hayatını kurtardığı bu yırtıcı kuş bugün onun hayatını kurtarmıştı.